YouTube kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir tatlı tarifiyle sizlerle birlikteyim. Hepsini hazırladım. Birazdan fırına göndereceğim. Hepsi bu kadar değil. 1,5 tepsi çıktı bu ölçüden. Ve sadece 4 malzemeli bir tatlı bu. Un ve kabartma tozu da dahil. Şekil verme kısmı da isterseniz bir rende ya da kevgirle şekil verebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Üstelik bu tarifte margarin yok, tereyağı yok, katı yağ kullanılmadı. Yapılışı basit ve çok lezzetli bir tatlı. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bütün yapım aşamalarını detaylı olarak çektim. Hepsini videonun devamında izleyebilirsiniz. Tatlımız için önce şerbetimizi hazırlamamız gerekiyor. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. 3,5 su bardağı şeker ekledim 200 ml bardakla. 3 su bardağı da su ekliyorum. Şimdi ocakta şerbetimizi kaynatacağız. İlmeğe yakın çeyrek limon içine sıkabilirsiniz. Şerbetimizi soğutuyoruz. Bu arada ben kalbura bastığım hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Çok az malzemeli, sadece sıvı yağ ile yoğuracağım. Hemen hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. 2 su bardağı zeytinyağı ekledim. Böyle 1 su bardağı süt. Şimdilik 5 su bardağı un ekliyorum. Son malzemem de bir paket kabartma tozu. Hepsi bu kadar. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Hamuru yoğurdum arkadaşlar. Yarım su bardağı daha ekledim. Toplam 5,5 bardak oldu. Son derece yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda. 5 bardaktan sonra kontrol eklemenizi tavsiye ediyorum. İşimin daha çabuk bitebilmesi için öncelikle bütün hamurlara şekil verdim. Çok büyük yapmadım. Bir miktarda kabaracaktır. 35 tane kadar burada var. Büyüklüğünü siz sayıya göre ayarlayabilirsiniz. Kalbura bastı denildiğinde ilk akla gelenlerden biri üzerindeki tabii ki şekle. Böyle bir kevgirle şekil verilebilir. Ya da rendeyle, hatta süzgeçle, elinizde ne varsa en güzel şekli hangisiyle verebiliyorsanız kalbura bastıları o şekilde hazırlayabilirsiniz. Kalbura bastıyı kevgirle daha önce hiç denememiştim. Şimdi onun üzerinde yapacağım. Önce hamuru şöyle biraz açalım elimizde. Böyle biraz bastıralım. Tam ortasına fındık ya da ceviz koyabilirsiniz. Daha sonra böyle orta kısımda katlıyoruz. Şöyle hafif elimizle düzeltip sırayla bunları tepsiye dizeceğiz. Kevgirle de şekilleri gayet güzel, böyle piti kareler oldu. Ama tabii ben şimdi birazdan rendeyle de deneyeceğim. Kalbura bastıların hepsini ben bu kevgirde yaptım. Şekillerini gerçekten çok beğendim. İlk defa bunu da denemiştim. Rendede nasıl oluyor derseniz, onu da sizler için göstereyim. Böyle ağız kısımlarını toparlıyoruz. Daha sonra şöyle çekerek alalım. Böyle elimizi düzeltelim. Rendeyle yapınca da şekli böyle oldu. Gerçi rendenin ağız kısmından şekli biraz değişebilir elinizdeki rendeye göre. Ama ben bu şekli çok beğendiğim için hepsini böyle yaptım. Tatlılara şekil verme kısmı bitti. Artık pişirme zamanı. Fırınımızı 180 derecede ısıtıyoruz. Sıcak fırında tatlarımızı pişireceğiz. Pişme süresi olarak 35-40 dakika sürebilir. Fırından fırına göre değişir. Üstleri biraz kızarmaya başlasın. Çok erken fırından almayalım. Şerbet döktüğümüz zaman bu sefer tatlı yumuşak olur. Ama bu tatlı özelliğiyle kıyır kıyır bir tatlı. Güzelce kızardıktan sonra fırından alıp soğuk şerbeti üzerine dökeceğiz. Yarım saati biraz geçtikten sonra tatlıları fırından aldım. Üstleri tamamen kızardı. Şu an sıcacıklar. Sıcak haldeyken soğuk şerbeti üzerine döküyorum. Tatlar şerbetini çektikten sonra isterseniz üzerine böyle süsleme yapabilirsiniz. Ben birer tutam fıstık ekliyorum.
Kadrobastının piştikten sonraki kıvamının kıyır kıyır olması gerekiyor. Şöyle çatalı batırdığım zaman. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle hamur bir görüntüde değil. Hatta içini sizlere daha yakından göstereyim. Çok lezzetli, çok muhteşem bir tatlı. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.